Selamünaleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili kardeşlerimiz. Elemeklerim 16 YouTube kanalımıza hoş geldiniz değerli kardeşlerim. Sizlere farklı farklı tariflerimiz ve paylaşımlarımız devam edecek. Bugünkü paylaşımımız milföy hamuruyla yaptığımız çok pratik olan pizza tarifimiz olacak. 5 dakikada hemen yapabileceğimiz bu tarif için gerekli olan malzemelerimiz kardeşlerim. Ben evde kırmızı biber 2 tane kadar, bir tane kırmızı biber, 2 tane yeşil biber, birkaç tane zeytin bu şekilde hazırladım. Bir de uzun olan kaşarlı peynirlerimizden doğradım. Sizler her ikisini de tercih edebilirsiniz kaşar olarak. Bir de 1,5 yemek kaşığı kadar domates salçamız ve içine 2 yemek kaşığı kadar su ilave ettim. Ve 1 yemek kaşığından biraz daha fazla, 2 yemek kaşığına yakında sıvı yağ ilave ettim ve bunları böyle hazırladım. Tercihinize göre içerisine mısır da koyabilirsiniz kardeşlerim. Yapım aşamalarına geçmeden önce değerli kardeşlerimiz, eğer kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizleri de desteklerseniz çok memnun olurum değerli kardeşlerim. Ve videolarımızı beğeniyorsanız beğenmeyi ve başka kardeşlerimizden de paylaşırsanız bizlere daha da desteklemiş olursunuz. Ben dondurucu olan milföy hamurumu çıkardım. Bakın hamurumuz biraz gevşedikten sonra bu şekilde. Burada tepsim küçük olduğu için 6 tane tercih ettim. Kalan kısımlarını sizler daha fazla yapmak istiyorsanız veyahut da daha az, ona göre ayarlayabilirsiniz. Bakın bıçak yardımıyla kenarlarının kabarmasını istiyorum. Orta kısmını çatalla kabarmaması için delikler açacağız. Bu şekilde. Çok pratik olan, hemen çayımızı demleyip hazırlayana kadar yanına yapabileceğimiz çok kolay bir tarifimiz. Evet kardeşlerim, bakın orta kısmının kabarmaması için böyle çatalımızla delikler açabilirsiniz. Bir taraftan fırınımızı açıyoruz. 180 derecede, tercihe göre 200 derecede yapabilirsiniz. Hemen malzemelerimiz hazır. Bakın bu şekilde hazırladık. Şimdi üzerine malzemelerini süreceğiz kardeşlerim. Evet kardeşlerim, bakın ben devam ediyorum. Mısır tercihinize kalmış. Diğer malzemeler de öyle. Hangisinden koymak isterseniz daha fazla koyabilirsiniz. Bakın burada bunları biraz daha küçültüp sucuk, sosis, salam, hangisinden tercih ederseniz kullanabilirsiniz kardeşlerim. Birkaç dilim yetecektir. Bu yaptığımız malzemeye göre de değişebilir.
oldu arkadaşlar. Bakın gayet malzemesi bol oldu. Şimdi üzerine tekrar kaşarlarımızdan koyacağız ve fırınımızda üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Arzuya göre kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsiniz veyahut bu şekilde de fırınımıza koyabilirsiniz kardeşlerim. Bakın biz diğerini fırınımıza koyduk, pişiyor. Bir de size bu şekliyle de göstermek istiyorum. Bu da bir farklı yapımı milföy hamurlarımızdan. Bakın böyle etrafını sepet şeklinde yapacağız ve bir de bu haliyle sizlere göstermek istiyorum kardeşlerim. Bir tane daha göstereyim. Bu hamurumuz biraz beklerken biraz daha salmış. Onun için ben böyle yanında diğerini yapana kadar bu biraz daha beklediği için, bakın bunda da aynı şekilde içinin kabarmasını istemiyoruz. Benim devam olduğu için kardeşlerim salçamı fazla yaptım. Sizler dediğiniz gibi bir yemek kaşığı fazlasıyla yetecektir. Evet, bakın iç malzemelerimizden koyduk salçamızı ve diğer malzemelerimizden, üzerine de bu şekilde kaşarlarımızı koyuyoruz. Her ikisi şekliyle de göstermek istedim. Etrafına da böyle yumurta sarımızdan sürüp fırınımızı da kızartacağız inşallah. Evet arkadaşlar, bakın pizzalarımız gayet güzel oldu. Servise hazır.